Bugün 5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi böyle bir günde olası Marmara depremini hatırlattı ve uyardı. Marmara'da bir deprem olursa deniz tabanındaki heyelan neticesinde tsunami de olacaktır. Önce caddeye çıkmış durumda insanlar. Deprem ve tsunami. Ülkelerin korkulu rüyası ama kaçışta yok. Ancak etkisini azaltmak mümkün. Tsunami, 5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü kapsamında Kandilli Rasathanesi'nin gündemindeydi. Marmara'da bir deprem olursa, bir deprem bekliyoruz, hepimiz bekliyoruz. Bu deprem sonucunda biraz önce ifade ettiğim gibi deniz tabanında meydana gelecek heyelan neticesinde bir tsunami olacaktır. Ama şunu da ifade etmek istiyorum ki İstanbul özeli için ya da Marmara için, Marmara Denizi için de Marmara'da meydana gelebilecek bir depremin etkilerinin, can ve mal kaybı olan etkilerinin tsunami'den olacak etkiler çok çok kat ve kat fazla olacağını ifade edebilirim. Ama öyle yerler var ki Akdeniz'de bir deprem olduğu zaman bizden uzakta bir yerde deprem olabilir. Depremden biz etkilenmeyebiliriz ama tsunami dalgalarından etkilenebiliriz. Peki ya Marmara bölgesinde beklenen deprem? İstanbul olası o depremde meydana gelebilecek tsunami için hazır mı? Şu an Türkiye'deki binalarda malum özellikle İznik depreminden sonra tekrar üzerinden geçilmiş bir deprem yönetmeliği var. Binanızda kullanacağınız betondu, demirdi, diğer teknik özelliklerin yazılı olduğu ayrıntılı bir yönetmelik. Fakat Türkiye'de şu an için binalarda tsunami'ye karşı bir protokol yok. Belki binanız depreme çok sağlam ama güçlü bir tsunami geldiği zaman ne olacak? Bunun hesabı kitabı yapılmış mı? Hayır, yapılmamış durumda. Aynı şeyi yollar köprüler için söylemek mümkün.